arıyorsun? Mayomu arıyorum. Ha, sen ciddisin yani. Evet Zeynep, yarın ilk uçakla gidiyoruz. Fatih, biz hiçbir yere gitmiyoruz. Babam hapishanedeyken benim deniz kenarında nasıl güneşlenmemi bekliyorsun? Doğru ya. Ya. Sen nasıl güneşleneceksin? Bikinin var mı? Bakalım. Bikini mikini diyor ya. Allah Allah, gitmiyoruz dedim. Ben babana söz verdim. Söz mü verdin? Evet. Ne sözü verdin? Şey. Bak tipe bak. Yalan atıyorsan bari destekli at. Ya babam sana dedi ki kızım Amerika'ya kaçırdığın yetmedi. Bir de Antalya'ya mı götür dedi. Ha? Evet aynen öyle dedi. Ha. Yani onun gibi bir şey dedi. Şöyle bir şey dedi. Şimdi ben mapustayım dedi. Zeynep sizin evde böyle sıkılır, canı sıkılır, bunalır, bunu kafaya takar falan. Ha. Sen onu alıp böyle bir biraz dışarıya kaçırabilir misin dedi. Babam. Baban? Bak yarın gider sorarız istiyorsan. Bizzat kendisine sor. Bak sorarım. Tamam sor. Özrünü alırım ama. Bir şey diyeceğim bu arada. Bak. Mete. Gönderdi şeyleri, fotoğrafları. Aa. Ya bak. Sevdin mi? Güzel. Güzel, beğendim. Ama gerçek değiller tabii. Zeynep. Hı. Bunlardan birisini odamıza asalım diyorum. Hayır Fatih, hiçbirini asmıyoruz hiçbir yere. Götürüp bunu babaannene veriyorsun, o kadar. Şey yapayım o zaman, babaannemle konuşayım. O halleder yani istediği yeri asar. Bir de bilet işlerini falan halledeyim. Zeynep. Babaanne müsait misin? Ha gel oğlum, müsaitim, evet gel. Gel yavrum. Sana fotoğrafları getirdim. Birbirinize ne kadar yakışmışsınız. İnşallah ömür boyu birbirinize hep böyle aşkla bakarsınız. Zeynep çok güzel bir kız değil mi? Evet. Çok güzel. Umarım bahtınız da bu kadar güzel olur. Merak etme babaanne. Her şey çok güzel olacak. İşler gittikçe sarpa sarıyor oğlum. Annenle baban inatlaşmasınlar diye pek bir şey demiyorum. Ama gidişat pek hayra alamet değil. Tabii arada Zeynep kalıyor. Onun için de çok üzülüyorum. Biraz zamana ihtiyacımız var. Yarın Zeynep'i tatile götürüyorum. Ya. Hem balayı da yapamamıştık. Böyle birazcık kafasını da dağıtmış olur. İyi düşünmüşsün. Mukaddes'le savaş kazanmış bir komutan edasıyla dolaşıyor zaten. İşliyse kızın sinirleri bozulmaz. Vallahi Zeynep'le birlikte olduktan sonra, bir de sen yanımızda olduktan sonra biz her şeyin üstesinden geliriz babaanneciğim.
Ben her zaman sizin yanınızdayım. Bundan hiç şüphen olmaz. İşte bu ya. Neyse ki bu evde hala mantıklı insanlar var babaanneciğim benim. Siz çocuğunuza rahmetlinin adını koydunuz ya. Bana ondan daha büyük bir hediye veremezsiniz. Ama sana bir söz vereyim. İleride bir kızım olursa ismini Gülsüm koyacağım. Reis babacığım, Zeynep tatili sizin istediğinize inanmıyor. Ne tatili? Ne tatili? Şey, artık saklamamıza gerek yok Reis babacığım. Yani Zeynep diyor ki, babam hapishanedeyken ben tatile falan gitmem dedi. Ben de gerçeği söylemek zorunda kaldım. Ulan, hani bana güvenebilirsin diyordun? 24 saat geçmeden her şeyi anlattın mı kıza? Tüh senin kalıbına. Bir dakika, bir dakika. Gerçekten sen mi istedin tatile gitmemizi? Ulan ben sana ne dedim? Al kızı git dedim. Her şeyi anlat mı dedim? Hamsi kafa! Anlatmak zorunda kaldım babacığım, özür dilerim. Çiçekler gibiydim. Baba. Doğuştan babacığım dokundum, kırdım dalımdan. Ne yapıyorsun kızım sen böyle? Ama iyi be. Bir duygusal an yaşatmıyorsunuz insana burada ha. Evet. Torunuma iyi bakın. Tamam. O tatile gidilecek. Yok gidiliyor zaten. Şimdi bavulları getirdik, buradan havaalanına geçiyoruz babacığım. Dinliyorum. Ben şoktayım. Yani derlerdi hapishane insanı değiştirir diye ama bu kadarını beklemiyordum. Vay be. Başka? Yani hiç izin vermezdi ki benim tatile falan gitmeme. Kuzu gibi olmuş baksana, kıyamam. Günah. Başka başka. Ne başka başka? Özür dilemeyecek misin benden diyorum. Böyle yalan söyledim dedim diye böyle ayaklarıma kapanıp böyle yalvarıp affet beni demeyecek misin diyorum. Ay. Hani ilkokul 3 demiştin ya. Bayağı ana sınıf ana. Abi çevir kazı yanmasın. Haklı çıktım ya. Ne güldün? Ya çok tuhaf değil mi? Senle ben iki yabancı bir yolculukta tanıştık. Ama şimdi başka bir yolculuğun içindeyiz. Ama artık yabancı değiliz. Aileyiz biz. Ya ne aile ama. Her an foyamız ortaya çıkacak diye bekliyoruz. Vallahi Zeynep'ciğim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz karı koca olmak için doğmuşuz. 40 yıllık evliler gibiyiz maşallah. Hiç fire vermedik. Harbi hiç fire vermedik. Maşallah. Ama sen de rolünün hakkını çok iyi veriyorsun Fatih. Bravo. Rol mü? Evet, rol. Neyse bunları sonra konuşacağız. Neyi? Şimdi muhteşem bir tatil yapacaksın. Sadece bu tatile odaklanmanı istiyorum. Hayatın tadını çıkar. Tamam. Benim hayatımın tadı da bu. Bu. Şuna bak, şuna. Tamam, tamam. Ya gideceksin çocuklar Fatih. Yanacak zaten birazdan. Tam kapı o zaman orayı. Kendi açıyor, kendi kapat diyor. Manyak. Bak bak. Tamam, tamam. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk.
Otelimiz? Otelimiz derken yani kalacağımız otel manasında mı yoksa? Bizim. Ya komple bizim otel işte. Arkadaş siz matruşka gibi ailesiniz ha. Vallahi sahip olmadığınız bir şey var mı sizin? Senden önce vardı. Artık yok. Fatih Bey. İlhan Bey. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sizleri burada görmekten gerçekten çok mutluyuz. Tanıştırayım, eşim Zeynep. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler için kral dairesini hazırlattım. Hemen yan odaya da sizinle ilgilenmesi için bir ekip yerleştirdim. Servis hizmetlerinizden bakıcınıza kadar her şey hazır. Ne gerek vardı İlhan Bey? Yani biz eşimle öyle sadece birkaç günde kafa dinleyelim demiştik. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız. Buyurun lütfen. Ne oldu? Valizleri arabada unuttuk. Valizlerinizi merak etmeyin. Çoktan odanıza çıktı bile Zeynep Hanım. Buyurun lütfen. Ben çocuk için sormuştum. Gel. Fatih. Ne? Şu avize kaç metre? Ne bileyim ben, 12 net. Ay, onun elektrik faturasını düşünemiyorum. Servettir ha. Ben hallederim. Şükür ederim. Gel bakalım oğlum. Anneyi rahatlatalım. Ay Tuğçe şuna bak ne kadar tatlı. Fıstık sen ne tatlı şeysin oğlum. Oğlum anneyim senin ağzını. Siz babası mısınız? Tabii ki. Ama bu çok tatlı ya. Tıpkı size benziyor. Yakışıklı çocuk. Ben alayım onu. Gel anneciğim, gel oğlum, gel. Hadi bay bay yap teyzeleri, bay bay teyzeler. Vay, resmen kıskanıldım. Yan odanın numarası telefonun yanında. Ayrıca bir şeye ihtiyacınız olursa ben otelde olacağım. Tamamdır. Teşekkür ederiz İlhan Bey. İyi eğlenceler. Fatih bu ne? Bu ne? Bayağı bizim ev kadar burası. Sevdin mi? Yani benlik değil ama etkilenmedim değil. Beğenmedim dersem taş olurum. Zeynep var ya, anneler yok, babalar yok, sorunlar yok. Bir süre her şeyden uzağız, biz bizeyiz. Deme öyle ya. Kendimi bir an yalnız hissettim. Allah Allah. Kocan yanında. Bana bak. Sen bana asılıyor musun? Böyle tatlı tatlı bir yürüyormuşsun gibi geliyor da. Ben mi? Hı. Öyle mi geldin? Hı. Sen de beni kıskanıyormuşsun gibi gibi geldi bana. Ne? Ben? Hı hı. Seni kıskanıyorum. Hı hı. Ay yani var ya, Selim anlasa emin ol o bile gülerdi sana şu an. Yani asansörün önündeki teyzelere uyuz olmadın. Hı? Bak şimdi. Böyle düşüneceğini biliyordum o lafı söylediğimde ya. Ama benim oradaki amacım oğlumun kötü emellerini alet etmeni engel olmaktı. O kızlara da teyze dedim. Çünkü gencecik kızlar teyze gibi giyinmişler ya. Yani daha belki reşit bile değiller. Ve bu benim oğlum. Ben yaptım bunu. O yüzden sen onu kullanamazsın istediğin gibi. Öyle yani ben yaptım benim.
Benim de oğlumu. Nasıl senin oğlum? Benim oğlum. Oğlum gel bakayım. Gel bakayım oğlum. Ne yapıyorsun bak ya? Babaya bak. Nasıl da geliyor babaya. He? Anneciğim. Fatih, seninle bir şey konuşuyordum ama. Gelir misin buraya? Bakalım. Ya Fatih, her seferinde şöyle arkamı dönüp gidiyorsun ya. Gerçekten o kadar seni... Oha. Bu ne? Balay odası yapmışlar. Ama bu resmen katliam. Yazık bu çiçekleri. İnanmayacaksın ama ilk kez katılıyorum sana. Hayır, romantik de değil ki. Bence de yani hiç romantik değil yani bunları kullanarak. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya sen de bir söylediğime inan be kadın, Allah Allah. Bak, bizi buraya getiren adam kimse. Ne beyse ara onu. Biri gelsin bunları toplasın gitsin. Hiç sevmem ben böyle şeyleri. Hem şimdi çocuk bir şey zannedecek, atacak ağzına, yapışacak kendisine. Vallahi bak Allah muhafaza bütün ya, tatil hastanede geçireceğim. Tamam tamam ya, önce bir duş alalım, bir kendimize gelelim, hadi gel. Pardon? Yok şey, beraber değiller, ayrı ayrı. Şu hale bak, ZVF yapmışlar. Zeynep! Hı? Bunlar küvetin içine de çiçek koymuş. Ne? Neyin kafası bu ya? Değerlendirsek bacım. Şaka. Şakaların giderek kötüleşiyor. Ya hiç komik değil. Genel hiç. Ah ne yaptın? Yemen gerekiyor onları. Oynaman değil. Zeynep. Heh. Hadi hazırlan. Çıkalım. Nereye çıkacağız? Buraya tıkılmaya gelmedik herhalde. Balayı odasında hakkını veremediğimize göre. Tatil. Tamam hadi git hazırlan sen de inip bir şeyler. Ben önden iniyorum. İşte masayı falan hazırlatırım yani işte. Sonuçta sıradan çiftler değiliz. Ay, ya ben düşündüm de. Ben gayet sıradan bir insanım galiba ya. Hiç sevmiyorum öyle şatafatlar yok. Masalar, şoförler, bakıcılar falan. Olmuyor bana. Yok. Balayı çiftiyiz ya, ben onu kastetmiştim. Ya ne balayı çifti? Çocuk gelmiş askerlik çağına. Ya sen ver Selim bana. Fatih, bir de şey söylesene. Bu odayı temizlesinler gelip, tamam mı? Yani de ki, teşekkür ederiz ama de benim karımın güle alerjisi varmıştı. Olmuyor de. Bir de o sen... Gidip masa hazırlayacaklar ya şimdi. O masayı hazırlarken mutlaka emin ol yani hiç gül mül hiçbir şey yaprağı olmasın, tamam mı? Söyle onu lütfen. Sırf çene. Ya şunun için söylüyorum. Çünkü yürürken parkeye o gül yaprakları ezinip ezinip leke yapıyor. Lobide bulamazsan ara. Ama bana ne ya? O kadar da kötü değilmiş ya. Sence de anne çok fazla konuşmuyor mu oğlum? Ne diyorsun? Yani mutluluktan uçuyor da çaktırmıyor mu diyorsun? İyiymiş o zaman. Aşağıdaki sürprizi görünce kim bilir ne yapacak. Gel bakalım oğlum, gel. Bu ne ya? Ne bulduysam koymuşum ya. Başka başka. Hiçbir şey almamışım ya. Of. Buyurun. İyi günler. Bunu size teslim etmem istendi. Teşekkürler. Bayağı iyiymiş.
merhaba. Merhaba. Fatih'i gördünüz mü acaba? Ha, evet, şuradaydı. Sanırım o da sizi bekliyor. Tamam, teşekkürler. Rica ederim Zeynep Hanım. Seni de boş bırakmaya gelmiyor ha. Fatih? Ne yapıyorsunuz siz? Çocuğum resmen kozmetik içinde kalmış. Gel anneciğim. Çuvale bak. Ay sen ne tatlı bir şeysin öyle. İnsan bunu yer yer. Yavaş. Hani çok seviyorsan hemen yap kendine bence bir tane. Ya Zeynep'ciğim yani hanımlar oğlumuzu seviyorlar. Bunda kızacak bir şey yok ki. Var tabii ki de. Ne demek kızacak ne var? Çocuğun haline bakar mısın? Bak yüzü gözü fondöten ruj içinde. Siz de ne çok abarttınız ya. Alt tarafı biraz sevdik. Küçük Bey'e ne var bunda? Karıma cevap verme. Kendi çocuğun olduğunu da anlarsın Küçük Hanım. Ben gidiyorum. Zeynep. Zeynep. Zeynep saçmalama, daha yemek yemedik. Zeynep. Ben aç değilim Fatih. Tamam mı? Gidip çocuğumu yakayacağım. Şu suratına bakar mısın? Bak bak, hale bak. Öpücükler içinde kalmış. Kırklasam çıkmaz bu. Ya ne olmuş? Alt tarafı yani öpmüşler yani. Çocuk gibi kıskanıyorsun. Fatih, sen onu benim külahıma anlat, tamam mı? Bir daha da Selim'i böyle pis numaraların için kullanmaya da kalkma. Vallahi çok fena yaparım seni, bak söylüyorum. Hangi pis numaralar? Ya işte kız tavlamak için. Ya ben niye birini tavlamaya çalışayım? Benim cazibeme dayanamayıp geliyorlar. Ben ne yapayım yani? Fatih, ne yapıyorsan yap. Ama yanında Selim olmasın. Bak Zeynep, çok normal bir psikoloji bu. Kıskanma psikolojisi. Yani bütün insanlar yaşıyor bunu. Kıskanıyorsun. Geleni kabul et. Derin derin de nefes almaya çalış. Ne diyorsun sen? Beni ne kıskançlı? Ben mi seni kıskanıyorum? Ha, bu psikolojinin içinde reddetme de var. Kabul et. Kabul etmeye çalış. Ay tuzluyum de korkma. Konuşmalara bak. Ben niye seni kıskanayım ya? Sebebi niye olabilir? Alışacağız. Zeynep Hanım, Fatih Bey. Masanızı bu tarafta hazırlattık efendim. Buyurun. Üf, acıkmıştım zaten. Çocuğun haline bak. Palyaçoya çevirdiler oğlumu. Bunlar kadın değil, resmen boya küpü. Ya amma abarttın sen de işte. Birkaç ruj lekesi olmuş oğlumun yüzünde. Rujlar. İki dakika babalık yapamadın şu çocuğa, değil mi? Vallahi oğlum ve ben gayet mutluyduk. Değil mi oğlum? Deme öyle şeyler. Alışmasın. İleride çapkınlık yapıp kızların canını yakmasın. Tamam mı anneciğim? Zeynep. Hı? Şu peçeteyi uzatır mısın? Var senin peçeten. Yok, onu alacağım da bir kolum ağrıyor. Bu ne? O neymiş ya? Hediye. Ya bunun kutusu falan çok havalı. Çok pahalı bir şey bu kesin. Ben almayayım. Zeynep saçmalama. Bak. Bak çok yakışacak sana. Yok Fatih, gerçekten ben onu kabul edemem. Ya sen ne inatçı bir şeysin. Alt tarafı bir hediye işte. O kadar üzüldün, birçok şeye katlandın. Çok mu yani? Çok. Bu benim için çok Fatih. Vallahi ben hiç sevmem böyle pahalı şeyleri. Sen git bununla başka kızları kandır, tamam mı? Ben çünkü böyle numaralara gelmem. Sen hayatında bir kez olsun birine güvendin mi? Evet, güvendim. Ben hayatımda bir kere bir kişiye güvendim. Onunla da... Uf, iyi ki doğurmuşum seni anneciğim. O zaman... Bana güvendiğin zaman takarsın. Hı? Fatih. Bize doğru mu geliyor? Korkmana gerek yok. Kötü niyetli değil. Çok korkunç.
havaya geçiyorum. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Bence lütfetmeyeyim. Çünkü ben hiç beceremem dans etmeyi. Sen bana bırak kendini bebeğim. Uçuracağım seni. Yok Fatih, vallahi ben çok açım. Karnım çok aç, kesin dans edeceğim. Başım döner, düşer bayılırım vallahi. Ya Zeynep, gel buraya. Gel. Böyle ortaokul mezuniyetine dans etmiştim. Bir tane çocuk vardı, hoşlandım. Onunla dans ederken böyle heyecanlı, böyle çocuğun ayağına buldozer gibi bir bastı. Orada ben de bayağı konuşmadım. Hayır, ne var yani? Allah Allah, ne var? Basabilirim. Sonuçta insan böyle böyle öğrenmiyor mu? Zeynep. Sus. Ve bu anın tadını çıkar. Su kaçtı sandım da. Neyse, bir şey yok. Oh, tamam, yeterince dans ettik. O zaman biraz yemek yiyelim. Ha? Acıktım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok güzeldi. Oh, ay çalıyor. Ay çalıyor. Şimdi ilk hedefimiz anne. Benim biricik erkeğim. Teşekkür ederim. Sen bana hep böyle diyeceksen biricik karıcığım, ben hep yaparım sana. Sana mı dedim be? Bak oğluma söyle. Oğluma. Gel aşkım. Aşkım. Al biricik erkeğini o zaman. Ben de sana sürprizimden bahsedecektim ama neyse. Bu sefer ne aldın Fatih? Zeynep, asla tahmin edemeyeceğim bir şey. O kadar yani. Yani o kadar memnun olacaksın ki, o kadar yani. Allah Allah. Beni yerlere, göklere sığdıramayacaksın, o kadar yani. O neymiş ya? Önce ben oğlumla kahvaltı yiyeceğim, sen hazırlanıp geleceksin kahvaltıdan sonra ne yazık ki. Gel oğlum. Bırakalım çiçeğimizi anneye. Teşekkürler aşkım. Haydi bakalım kahvaltıya. Oteli yedin Zeynep, oteli. Ne var ya, çok acıkmışım. Ben çocukluk kadınım, benim iyi beslenmem lazım. Böyle zayıf kızlar gibi rejimde mi olmamı istersin? Bil bakalım ben kimim? Ne oluyor ya, sen kimsin? İşte ben de onu diyorum. Bil bakalım kimim ben? Kardeşim şu ellerini çek gözümden. Aa. Sen kimsin? Zeynep. Zeynep'im benim. Nasılsın? Bir dakika ya. Siz benim birisiyle karıştırıyorsunuz galiba. Kimsiniz siz? Şimdi böyle olduk demek. İlk aşklar unutulmaz diyen halt etmiş desene. Hı? Benim ben. Necati. Hangi Necati? Pilot Necati. Beyefendi, ben sizi hayatımda hiç görmedim. Ya muhtemelen beni biriyle karıştırıyorsunuz. Tabii anlıyorum seni. Evlenmişsin. Çocuk yapmışsın. Eski defterleri açmak istemiyorsun.
Arkadaşım, eşim seni tanımadığını söylüyor. Duymuyor musun? Ben de tanıtmaya çalışıyorum beyefendi. Ben şimdi bir tanıtırım kendimi sana. Sittin seni unutamazsın. Lütfen efendi efendi gider misin? Tamam, peki. Neyse. Ben zaten daha 3-4 gün bu otelde kalacağım. Eminim beni hatırlarsın Zeynep. İyi, sen kal. Ben aşkımla gidiyorum zaten. Tamam, tamam. Sakin olun. Hatırlayacaksın beni Zeynep. Bak hala... Necati. Pilot Necati. Lan pilot. Fatih. Ne? Aşkım ne? Aşkım ne? Kurtarmaya çalışıyoruz seni. Bana bak, bu senin ilk aşkın değil değil mi? Şu tipe bak ya. Eski Alman film aktörlerine benziyor. Das kaufen, wunderbar. Ben bu adamı hayatımda ilk kez görüyorum. Ben ilk aşkım. Ne işim olur benim böyle tiplerle? Manyağın teki işte. Ha tamam o zaman. Hadi hadi, daha fazla yeme, gidelim. Nereye? Derune. En derune. Sürprize. Tamam hadi. Oğlum, hadi sürprize. Bilin bakalım ben kim? Pilot Fatih. O manyak kim diyor? Dur. Hı. 3, 2, 1. Bu mu? Beğenmedin mi? Şaka mı yapıyorsun? Bayıldım. Doğru söyle, kim söyledi sana bunu? Ben adamı gözümden tanırım kızım. Sende tam hippi tipi var. Fatih. Ben bunu hep hayal etmiştim. Çok teşekkür ederim. O zaman hazırlanıp hemen yola çıkalım. Tamam. Tamam, ben hemen gittim eşyaları hazırlayayım. Hemen 2 dakikada hazırlarım. Doğru yoldayız oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.